Dostlar selamlar. Bu haftayı komple hasta geçirdiğim için çok aksiyonlu bir proje yapamadım ama kendimin de yaşadığı büyük bir problemi ortadan kaldırmak için bir çözüm ürettim. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi yaşadığım problem şuydu. Arduino'larımızı test ederken biz hep kablo kullanıyoruz. Bazen bu iş zor olabiliyor. Mesela 20 metre ötede bir test yapmam gerekiyorsa bilgisayarı kucağıma alıp 20 metre götürmem gerekiyor. Ya da bir cihazın üstünde test yapmam gerekebiliyor. Hareketli bir aracın üzerinde test yapmam gerekebiliyor. Mesela bir tarım makinesi yaptığımızı düşünelim. Onun üzerindeki bir takım verileri almak gerekiyordur ya da sürekli yazılımı değiştirmek gerekiyor olabilir. Bu tip durumlarda Arduino'yu kablosuz programlamamız gerekebiliyor. Tabii ki burada şunu söyleyebilirsiniz. Kablosuz programlanabilen başka mikro denetleyiciler de var Arduino dışında. İşte ESP32 niye kullanmıyorsun diye. Onların da programlama süreleri çok fazla. Yani upload tuşuna bastıktan sonra bazen birkaç dakika beklemek gerekebiliyor. Arduino'ların 8 bitlik mikro denetleyicileri bu işleri çok hızlı yaptığı için ben özellikle prototipleme aşamasında Arduino'yu tercih ediyorum. İşin diğer bir kısmı da güç kısmı. Uzaktan programlayacaksak bir şeyi bilgisayar kablosu olmadığı için ayrıca bir şeyle beslemek lazım. Bu beslediğimiz şey kocaman bir akü olmamalı, pil gibi çok hızlı biten şeyler olmamalı, şarjlı olmalı ve az yer kaplamalı. Dolayısıyla bir de bunu pille çalışan bir sistem entegre edersek uzaktan hem sensör verilerini okuyabildiğim hem de uzaktan programlayabildiğim bir Arduino elde etmiş olabiliriz. Kablosuz programlamak istememin tek sebebi uzaktan programlama isteği değil aslında. Bir de şöyle bir sebebi var. Özellikle 5 voltun üstündeki gerilimlerle çalışırken bilgisayarı yakma riski var her zaman. Örneğin 12 voltla çalışıyoruzdur ve Arduino'nun üzerinde bir şeyleri ters bağlarsak bilgisayarın 5 volt portuna doğrudan 12 volt ya da 220 volt gibi yüksek gerilimler gidebilir. Bu durumda bilgisayarın USB portu yanabilir, anakart yanabilir. Çalıştığımız bilgisayarlar hiç ucuz bilgisayarlar olmadığı için bu tip riskleri de almak istemiyorum açıkçası. Dolayısıyla böyle bir sisteme gerçekten ihtiyacım var. Ben de tam da bu problemleri ortadan kaldırmak için bir devre kartı tasarladım. PCBay'den sipariş verdim. Bir haftada elime ulaştı. PCBay'de 10 santimetreye 10 santimetrelik PCB'lerin 10 tanesi 5 dolara üretiliyor. Kargo seçenekleri bir tık pahalı gibi gözükebilir ama çeşitli kargo seçenekleri var. En hızlı ve makul olanı benim kullandığım FedEx. DHL de çok hızlı ama onun fiyatı biraz daha yüksek. Eğer biraz daha ekonomik çözüm arıyorsanız China Post'u da tercih edebilirsiniz. Şimdi PCB'yi biraz yakından inceleyelim. PCB'nin üzerinde hem bir yükseltici devre, yani 3.7 voltu 5 volta yükselten devre hem de 5 volttan 3.7 voltluk pili şarj eden bir devre var. Dolayısıyla ben bilgisayardan Arduino'mu programlarken pil şarj oluyor. Kabloyu çektiğim anda da şarj olan o pil gerilimi 5 volta yükselterek Arduino'yu besliyor. Sistem temel olarak böyle çalışacak. Ortaya da bir sürü delik bıraktım ki oraya sensörlerimi bağlayabilirim. Ya da birazdan yapacağım gibi kablosuz programlayıcı gibi farklı şeyleri bağlayabilirim. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Şu an kullandığım kablosuz programlayıcı modül gerçekten çok sevdiğim bir modüldü. Daha öncesinden ben biraz fazla miktarda almıştım. Onları kullanıyorum hala. Şu an almak isterseniz çok fazla satıcı da yok. Çinli çok bilinmeyen bazı sitelerde satışı var. Ama AliExpress, Banggood gibi daha güvenilir sitelerde ben bunu bulamadım. Bulsaydım linkini de paylaşacaktım ama eğer sen de Arduino'nu kablosuz programlanacak hale getirmek istiyorsan Bluetooth'la yapılan bir yöntem de var. HC05 kullanılarak. Böyle kullanılırsa hem de bilgisayara USB'den bir şey takmaya da gerek kalmıyor. Doğrudan bilgisayarın Bluetooth modülü Arduino'yu programlayabiliyor. Bu da aslında bayağı efektif bir çözüm. Bununla ilgili de bir tane kaynak paylaşacağım instructables.com'da. Onu da açıklamalar kısmında bulabilirsin. Şimdi ilk olarak Arduino'nun içerisine blink yazılımı yani LED'i yakıp söndüren bir yazılım yükleyelim ve Arduino Charger Shield'ı o şekilde test edelim.
Her şey yolunda gözüküyor. Pilimiz de LED'imiz gayet güzel bir şekilde yanıp sönüyor. Yani Arduino güzel bir şekilde çalışıyor. Sıra geldi kablosuz programlama modülüne. Kablosuz programlama modülü 2.4 GHz üzerinden haberleşiyor. Aslında bir radyo frekansı modülü, karşılıklı haberleşme yapan NRF24 modülleri gibi düşünebiliriz. Tabii ki NRF24 modüllerinde olmayan, bunda olan bazı şeyler var. Uzaktan Arduino'yu resetleyebiliyor. Arduino'ları programlayabilmek için uzaktan bir şekilde resetlenmesi gerekiyor. Eğer resetleme ihtiyacı olmasaydı herhangi bir UART'la çalışan cihaz üzerinden de bunu programlayabilirdik. Arduino tarafında sadece bu modül var. Diğer tarafta da bu modülün aynısı var. Yani bilgisayar tarafında bir de CH340 var. Yani CH340'lı bir Arduino'yu nasıl programlıyorsak bunu da aynı şekilde programlıyoruz. Programlaması gayet basit. Sadece programlamaya yaramıyor. Serial monitörü açıp kablosuz olarak uzaktaki bir Arduino'nun verilerini de anlık olarak takip edebiliyoruz. Bağlantıları da oldukça kolay. Toplamda 5 tane pin var. Ground, VCC, TX, RX, bir de CMD. CMD dediğimizde command pini, yani resete bağlanan pin. Şimdi Arduino tarafını bilgisayardan tamamen ayırıp powerbank'e bağlıyorum ve uzaktan LED'in yanıp sönme hızını değiştiriyorum. Sistem gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Yani bilgisayardan programlama hızıyla hiçbir farkı yok. Sanki kabloyu takıp bilgisayardan programlamışız gibi oldu. Kablosuz programlama modülü gayet güzel bir şekilde çalıştığına göre shield'ımızın üzerine oraya ufak bir yuva yapabiliriz ve istediğimiz zaman söküp takacak hale getirebiliriz. Bunu yapmışken bir de sıcaklık sensörü için yuva bağlayalım LM35'ler için. LM35'i oraya taktığımda uzaktan odamın sıcaklığını da bilgisayara aktarabileyim. Şu an geldiğimiz noktada artık powerbank'e de ihtiyacımız kalmadı. Çünkü yaptığımız shield artık kendi enerjisini kendisi sağlayabiliyor. Bu haliyle LED'in yanma sönme hızını tekrar bir değiştirip test yapalım. Her şey gayet güzel bir şekilde çalıştığına göre artık LM35'i ekleyip bir analog okuma yapabilirim. Burada da şunu test edeceğim. Analog olarak serial monitörden verileri okuyabiliyor muyum? Ve karşılık olarak Arduino'mu rahatça programlayabiliyor muyum? Evet, her ikisi de gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Artık LM35'ten gelen analog verileri sıcaklık verilerine dönüştürüp gerçek bir bilgi olarak kullanabilirim. Sıcaklık bilgisini de gayet güzel bir şekilde okumayı başardık. Artık uzaktan istediğim gibi Arduino'mu programlayabilirim. Oradan verileri alabilirim. Hiçbir kablo takmama gerek yok. Kendi pili üzerinde, programlayıcısı üzerinde. Hem de bunu çok güvenli bir şekilde yapabiliyoruz. Artık 220 voltla ya da 12 voltla çalışırken herhangi bir problem olduğunda bilgisayarımın yanması gibi bir endişem kalmadı. Yanarsa artık Arduino yanacak. Öyle bir şey olursa da Arduino'ların fiyatları zaten gayet ucuz. Bilgisayarın yanmasından çok çok daha iyidir. Dostlar kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Hoşça kalın.